İşte bu şehrin en zenginleri biziz artık. Oh, villamızı da yaptırdık. Artık herkese bol bol hava atabilirsin. Çünkü şehrin en zenginleri biziz. Evet babacığım ya, bundan sonra şehrin en zenginleri biziz. Hep biz olacağız. Artık herkese hava atabiliriz. Vay canına be. Oo, Alperen. Kanka vay be, bu evi yeni mi yaptırdınız? Bir büyük bir villa. Gerçekten çok güzel olmuş. Vallahi çok sevindim senin için. Sağ ol. Siz de bayağı zenginmişsiniz ha, helal olsun. Çok sevindim. Hayırlı olsun yeni eviniz. Oğlum, artık böyle fakirlerle arkadaşlık kuramazsın. O yüzden bu fakiri hemen şutluyorsun buradan. Onunla dalga geçip gönder onu. Böyle fakirlerle arkadaş olamazsın. Sen artık çok zenginsin. Haklısın babacığım. Artık zengin arkadaşlıklar edinmem lazım. Çünkü ben çok zenginim. Böyle fakirlerle arkadaş olamam. Aynen öyle oğlum. Aferin bakalım. Hadi şimdi bu fakiri aşağıla. Dalga geç ve gönder onu. Ya Efekan, alacağız tabii evi oğlum. Şimdi bir de sen mi alacaktın pis fakir? Oğlum bu nasıl şaka ya? Hiç komik değildi yani. Arkadaşlarına fakir demek komik falan değil. İstediğin kadar zengin ol. Ne şakası lan? Fakir fukara herif. İstiyorsan çöpü karıştırabilirsin evin önündeki. Belki kendine yemek çıkartırsın. Aferin oğlum, aferin. Çok güzel dalga geçiyorsun. Aynen böyle devam. Vay, parayı görünce sen bir havalanmışsın. Alperen efendi. Anladık. Para seni bozmuş. Hadi eyvallah. Ya hadi oradan. Klasik fakir lafı işte. Para beni bozmuşmuşmuş. Hadi oradan defol git. Göreceğiz sizin bu havalarınızı. Adam olamadıktan sonra sizin paranız 5 para etmez. Hadi eyvallah size. Allah Allah ya. Gördün değil mi oğlum? Fakir nasıl da kudurdu. Evet, bizim zenginliğimiz karşısında kafaları yedi. Tabii şehrin en zengin olmak böyle bir şey işte. Oo, vay canına, buraya yeni bir villa yapılmış. Gidip bakalım şuna. Vay, işte zengin geldi. Onu da kıskandıracağız şimdi. Ondan artık daha zengin olduğumuzu kadıtlayacağız ona. Oo Hakan efendi, demek yeni villa yaptırdın kendine. Evet zengin, aynen öyle. Yeni villa yaptırttım kendime. Ne oldu, kıskandın değil mi? Çünkü çok güzel. Ne kıskanacağım be, Allah Allah. Benim evimin yarısı kadarmış. Ayrıca benim villam denize sıfır. Anladın mı? Çok geniş ve çok havalı. İçinde havuzu bile var. Seninki hem denize yakın değil hem de havuzu yok. Ayrıca otoparkına bak, küçücük. Benim bir sürü arabam var. Ona sığmaz ki. Nasıl ya, nasıl? Tabii ya, o sahildeki villa bizimkinden daha büyük. O da zengininmiş. Babacım olsun, bizim de helikopterimiz var değil mi? Tabii ya, doğru. Hey zengin, bizim otoparkımız küçük. Çünkü çatımızda helikopterimiz var. Ne? Çatınızda helikopteriniz mi var? Demek öyle. İşte yendik onu babacığım, yendik. Sana demiştim oğlum, bu şehrin en zenginleri biziz ve bizi kimse yenemez. Biz en zenginiz. Rüzgar oğlum, indir uçağı. Oğluna uçak almış. Oha! Hayır, bu gerçek olamaz. Hayır. Geçiriyorum babacığım, merak etme. Şimdi inişe geçtim. Bacımla babacım, adama bak. Adam oğluna uçak almış. Hem de önünde taramalı silahı bile var. Şuraya bak, inanmıyorum. Sen de bana alsana babacım. Onlardan daha zenginiz biz sonuçta değil mi? Hayır oğlum, ben alamam. O kadar param yok benim. Maalesef zengin ailesine inildik. Bizi yendiler. Onlar bizden daha zenginmiş. Ne? Nasıl olur bu babacığım? Hani bu şehrin en zenginleri bizdik? Nasıl olur bu? Hayır. Buna inanmak istemiyorum. Maalesef oğlum, biz değilmişiz. Onlarmış. Bu şehrin en zenginleri onlar. Evet, siz de kabullendiğinize göre biz artık buradan gidebiliriz. Hadi bize müsaade. Şehrin en zenginleri olarak burayı terk ediyoruz. Bay bay. Hayır, olamaz. Rezil olduk. Hayır. Olamaz. Zengin ailesi bizden daha zenginmiş. Kaybettik oğlum, kaybettik. Zenginlik yarışını kaybettik. En zengin biz değiliz. Hayır, olamaz. Ne yapacağız biz şimdi? Olamaz babacığım ya. En zengin olmanın bir yolunu bulmamız lazım. En zengin biz olmalıyız. Yoksa olmaz yani. Ne yaparız biz en zengin olmazsak? Dalga geçerler bizimle. En zengin siz değilsiniz derler. Hayır. Hey, duyduğuma göre daha zengin olmak istiyormuşsunuz, doğru mu? Evet doğru, bu doğru.
Evet abi, evet, biz daha zengin olmak istiyoruz. Pekala, ben sizi daha zengin yapabilirim. Tabii bir şartım var, bir oyun oynayacağız. Olur olur, ne oyunuymuş he? Yazı tura oynayacağız. Eğer yazı gelirse ben kazanacağım. Tura gelirse siz. Eğer tura gelirse sizin paranızın iki katını vereceğim size ve paranız iki katına katlanmış olacak. Vay canına, eğer kaybedersek ne olacak peki he? O zaman da tüm paranızı kaybetmiş olacaksınız. Her şeyinizi bana vereceksiniz. Ama eğer kazanırsanız da her şey iki katına çıkacak ve şehrin en zengini siz olacaksınız. Eğer paranız iki katına çıkarsa zengin beyden daha zengin olursunuz, değil mi? Evet, evet, daha zengin oluruz. Vay canına babacığım, en zengin olmak için bu oyunu oynamalıyız. Yani her şeyimizi kaybedebiliriz ama sonuçta şu an en zengin biz değiliz. O yüzden bunu oynamalıyız. Evet evet, eğer oynarsak belki de en zengin biz oluruz. Tamam o zaman, hazır mısınız? He? Hazırsanız atacağım parayı. Evet evet, hazırız. Arkadaşlar, kanala abone olup video like atarak yazı gelmesini sağlayabilirsiniz. Hadi arkadaşlar, bizim kazanmamız için kanala abone olup video like atın çabuk. Eğer bütün paralarımızı kaybedersek fakir kalırız. Evet arkadaşlar, evet, bütün paralarımızı kaybetmememiz için hemen abone olup like atın, ne olursunuz. Pekala, yazı gelirse ben kazanıyorum. Tura gelirse siz kazanıyorsunuz, kabul mü? Evet evet, tura gelirse biz kazanıyoruz. Tura daha büyük bir şans. Turayı seçiyorum ben de. Evet evet, bence de turayı seçelim. Tamamdır, tura gelirse para bizim. Eğer yazı gelirse senin. Hadi arkadaşlar, hemen abone olup like attınız değil mi? Yoksa kaybedeceğiz, hadi. Atıyorum, hadi bakalım. Ve attım bakalım. He, olamaz yazı. İşte bu kadar, ben kazandım. Hayır olamaz, her şeyimizi kaybettik. Bu para hileli, iki tarafı da yazı zaten bunun. Hayır, kandırdın sen bizi. Vermiyoruz paraları, vermiyoruz, sen bizi kandırdın. Vermek zorundasınız, ben kazandım. Öncesinde bu oyun oynamayı kabul ettiniz. Siz turayı seçtiniz, bense yazıyı. Ben işimi asla şansa bırakmam. Kendi şansımı kendim oluştururum. İki tarafı da yazıydı. Evet. Hayır, kandırıldık resmen. Olamaz, dolandırıldık. Hayır ya, hayır. Tüm paramızı kaybettik. Olamaz. Olamaz oğlum. Şu halimize bak. Fakir kaldık. Evet babacığım, artık giyecek kıyafetimiz bile yok. Çok fakir kaldık. Şu halimize bak. Olamaz ya. Keşke kumar oynamasaydık. Kumar gerçekten çok kötü bir şeymiş. Her şeyimizi kaybettirdi bize. Keşke yapmasaydık bunu. Keşke. Yapacak bir şey yok babacığım. En zengin olmak için oynadık ama kaybettik ve keşke oynamasaydık. En azından birazcık paramız vardı. Evet, kumar yüzünden onu da kaybettik. Biz zaten zengindik. Niye böyle bir hırsa kapıldık ki? Her hırsımız yüzünden her şeyimizi kaybettik ve şimdi evsiz fakiriz. Vay, ne oldu oğlum? Benim şapkama laf ediyordunuz. Şimdi siz de fakir kalmışsınız. Ne oldu, hani fakir arkadaşlar edinmiyordun sen? Şimdi direkt kendin fakir olmuşsun. Ne oldu oğlum, ezik? Ya kanka, sen haklıymışsın. Çok özür dilerim. Öyle kibirlenip havalanmamak gerekiyormuş. Biz çok büyük bir hata yapmışız. Keşke böyle bir şey yapmasaydık. Keşke. Evet, biz çok pişmanız evladım. Yaptıklarımız çok fazla hata vardı. Biz çok kötüymüşüz. Keşke böyle şeyler yapmasaydık. Çok pişmanız kanka. Çok, gerçekten çok. Ben sizi uyarmıştım. Gün gelecek pişman olacaksınız yaptıklarınızdan demiştim. Sense benimle dalga geçmeye devam etmiştin. Ya bak, gördün mü şimdi? Benim dediklerim çıktı işte. Ama yine de üzüldüm size. Umarım tekrardan zengin olursunuz. Vay be, onca şeye rağmen yine de bizim zengin olmamızı istiyor. Şuna baksana baba. Evet evet, Efekan gerçekten çok iyi bir çocuk. Bizim yine de zengin olmamızı istiyor. Hem de her şeye rağmen. Yani istediğiniz kadar kötü olun. Sokaklarda böyle sürünmenizi görmek istemem, değil mi? Keşke baştan iyi olsaydınız da tüm paranızı kaybetmeseydiniz. Yani kumar oynayarak kaybetmişsiniz. Bu gerçekten çok kötü. Kumar oynamak çok kötü bir şey. Kumar oynarsanız böyle her şeyinizi kaybedersiniz işte. Evet kanka, haklısın. Çok kötü bir hata yaptık ve her şeyimizi kaybettik. Çok pişmanız.
Aynen öyle. Çok pişmanız. Keşke yaptıklarımızı geri alabilsek. Ama artık imkansız sanırım. Artık böyle fakir gibi yaşayacağız. Olsun. Düzgün iyi insanlar olursanız, fakir olursanız da mutlu olursunuz yine de. Bu bir problem değil. Doğru, haklısın. Artık fakir ama gururlu yaşayacağız. Ve bundan sonra mutlu olacağız. Bir aile gibi, değil mi canım oğlum? Aynen öyle babacığım. Bir aile gibi çok mutlu yaşayacağız. Her zaman da mutlu olacağız. Görecek onlar, görecek bizi dolandıranlar, görecek.